Biliyorsunuz 6 ve 7 Aralık'ta tarihi bir duruşmaya tanıklık ettik. HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak yürütülmekte olan operasyonun ve siyasi rehin alma sürecinin bir parçası olarak mahkemeler vardı, duruşmalar vardı. Dünya kamuoyunun da Türkiye halklarının, demokratik kamuoyunun ilgiyle, merakla beklediği bir duruşmaydı. Fakat hem 6 Aralık'ta hem de 7 Aralık'ta demokratik kamuoyundan kaçırılmaya çalışılan ve halkımızın katılımı ve izlemesi engellenmeye çalışılan bir durumla karşılaştık. Özellikle illerden gelişler otobüslerin tutularak, engellenerek katılım engellenmek istendi, engellenmeye çalışıldı. Adana'da, Antalya'da, Aydın'da, Batman'da, Denizli'de, Diyarbakır'da, Manisa'da, Muğla'da, Mardin'de, Osmaniye'de, Urfa'da partililerimizin duruşmaya katılmak için yola çıkmasından sonra Ankara'ya gelmeden araçları tutuldu ve Ankara'da OHAL bahanesiyle eylem yasağı, gösteri yasağı, protesto, toplanma yasağı engeli konmuştu. Fakat başka illerde de OHAL'e bile aykırı bir şekilde engellemelerle karşılaştık. Yine uluslararası kamuoyundan parlamenterler ve kurum temsilcileri bu duruşmaları izlemeye gelmişlerdi. Onlar da mahkeme salonuna girmeleri engellendi. Hatta öyle ki cezaevinin kapısında bile durmaları engellendi. O soğuk, ağır hava şartları altında misafirlerimizin duruşma salonuna alınmadığı gibi kötü muamele yapıldı. Yine özgür basın, basın emekçileri demokratik basında salona alınmadı ve bu aleniyet ilkesi ihlal edilmiş oldu. Bu tamamen AKP saray rejiminin halkımızdan bu duruşmalardaki hukuksuzluğun ifşa olmasından korkusu, eş genel başkanlarımızın ifadelerinden, savunmalarından korkusunu gösteriyor. Öncelikle bu duruşmalara katılmak için büyük bir emek, çaba harcayan, fedakarlık gösteren halkımıza, yabancı heyetlere ve basın emekçilerine buradan teşekkür etmek istiyoruz. Binlerce kişinin katılımıyla o soğuk hava şartlarına rağmen duruşmalar eş başkanlarımız desteklendi ve birlikte olduk. Değerli arkadaşlar, bu hukuki bir dava değil. Eş genel başkanlarımızın tutuklanması, yargılanması tamamen siyasi bir operasyon. Bunu sürekli olarak söylüyoruz. Demokratik siyasetin engellenmesi ve AKP saray rejiminin kendi hukuksuz duruşunu ifade ediyor bu süreç. Biliyorsunuz Türkiye'de Kürt sorunun demokratik çözümü çerçevesinde Dolmabahçe deklarasyonu yoktur dendikten, Dolmabahçe'deki mutabakat inkar edildikten, masa devrildikten sonra HDP'ye yönelik olarak siyasi iktidarın ittifaklarıyla birlikte bir müdahalesi gerçekleşti. Bu hukuki olarak tanımlanan süreç, eş genel başkanlarımızın, milletvekillerimizin ve partililerimizin tutuklanması aslında parlamentonun yeniden dizayn edilmesine yönelik bir hukuksuz girişimdir. Erdoğan rejimi kendi tek adam rejimini inşa edebilmek için
ve Kürt sorununu bastırmak, demokratik talepleri yok etmek için partimize yönelik bir saldırı başlatmıştır. Binlerce partilimiz bu çerçevede tutuklanmıştır. Eş genel başkanlarımız başta olmak üzere belediyelerimize kayyum atanıp belediye eş başkanlarımızın tutuklanması da bu siyasi operasyonun bir parçasıdır. Kamuoyuna şöyle sunulmuştur. Selahattin Demirtaş mahkemelere gelmiyor. O yüzden biz onu gözaltına aldık, tutukladık diye. Fakat 400 gündür Selahattin Demirtaş mahkemeye çıkarılmadı ve dün de mahkemeye getirilmedi, duruşmaya getirilmedi. Demek ki böyle bir sorun yok. Aslında Selahattin Demirtaş'ın oraya gelmesi ve kendilerini yargılamasından duyulan bir korku var. Yargılama yeri olarak da Sincan'ın seçilmesi de oldukça manidar. Sevgili Figen Yüksekdağ'ın da savunmasında söylediği gibi Sincan aslında darbeleri çağrıştıran sembollerle dolu bir yer. İşte tankların yürütüldüğü bir zamanlar ve işte FETÖ'cü olmakla suçlanan kişilerin yargılanması için hazırlanmış bir salon var orada ve HDP'ye yönelik bu duruşmalarda orada gerçekleşiyor. Eş başkanlarımız aynı salonda yargılanmak isteniyor. Aslında bu AKP saray rejiminin hemen 7 Haziran'dan sonra başlattığı darbe sürecinin, siyasi sivil darbe sürecinin bir göstergesi oldu. Burada Figen Yüksekdağ, eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ umutsuzluğa kapılan herkes için moral olabilecek çok güçlü bir savunma gerçekleştirdi ve bu savunmasını gerçekleştirirken sık sık sözü kesilerek müdahale edilmeye çalışıldı. Aslında hakimler, savcılar oraya bir tiyatronun parçası olarak geldiklerini ve yasak savmak için, bir yasayı hayata geçirmek için değil de yasak savmak için orada bulunduklarını sık sık gösterdiler. Buna karşılık da bu siyasi dava sürecinin aslında HDP'nin Türkiye halklarının demokrasi ve barış politikalarına karşı yürütülmüş bir dava olduğunu eş genel başkanımız orada ifade etti. Ve eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ yargılanırken mahkeme salonunda ilginç bir şekilde bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili bulunuyordu. Hiçbir şekilde görevli olmadığı halde izleyici konumunda bulunuyordu. Bu da aslında AKP saray rejiminin, Erdoğan rejiminin vesayet altında bıraktığı yargıyı bir fiil aslında gözlediği, izlediği ve üzerinde baskı kurduğuna yönelik bir göstergedir diye düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, bu süreç pek çok hukuksuzlukla beraber yürütülüyor. Bunu burada bulunan avukat arkadaşlarımız ifade edecektir. Biz bu davaları kesinlikle bir hukuk davası olarak olmadığını bir kez daha söylemek istiyoruz. Bu bir siyasi operasyon, siyasi tasfiye sürecinin bir parçasıdır ve hukuken sonuçlanmayacak. Bunun sonucu ancak toplumsal muhalefetin yükseltilmesiyle, demokrasi mücadelesinin kazanmasıyla birlikte bizler de eş genel başkanlarımızı, milletvekillerimizi, belediye eş başkanlarımızı ve bütün partililerimizi onlarla birlikte bugün yargılanan akademisyenler, gazeteciler başta olmak üzere demokrasi güçlerinin özgürlüğüne kavuşacağını düşünüyoruz. Bu karanlık dönem bitecek ve o salonlarda siyasi darbe suçunu işleyen, o hale dayanarak bu ülkede suç işleyen mevcut siyasi iktidar ve ona eşlik eden, onun teşvikleriyle bu suçlara katılanlar yargılanacaktır.
bu sürecin çok uzamadan yaşanacağını düşünüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın duruşması duruşma gününden bir gün önce de Anayasa Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'ı görüşmek üzere toplanmış olmasının da yine manidar olduğunu düşünüyoruz. Aslında bu da yine saray güdümlü yargının Anayasa Mahkemesi'nin harekete geçmek için saraydan direktif aldığı yönünde bizim düşüncelerimizi pekiştirmiştir. Kararını da verememiştir. Yani aslında karar veremeyecek ortada bir şey yok. İçtihat kararları var. Kendi içtihat kararına uyması gerekirken işte yine ertelemiştir. Genel kurula devretmiştir. Dolayısıyla hukuksuzluk sürüyor. Yargı üzerindeki vesayet sürüyor. Eş genel başkanlarımız hukuksuzca rehin alma süreci sürüyor. Buna karşılık partimizin de direnişi sürüyor. Partimiz ayakta, mücadelesi yüksektir ve bu mücadeleyi daha da bizler yükselteceğiz. Dostlarımızla birlikte dayanışma içerisinde bu kötü günleri geride bırakacağız. Selahattin Demirtaş'ın mahkemesi 14 Şubat'a ertelendi. Halkların sevgilisi Selahattin Demirtaş'ı özgürlüğü halklarımızın mücadelesiyle gelecek diye düşünüyoruz. Yine Figen Yüksekdağ'ın ve diğer partilerimizin, belediye eş başkanlarımızın da aynı şekilde en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşacağını biliyor ve bunun için mücadelemizi yükseltiyoruz. Teşekkürler. Merhabalar değerli basın mensupları. Avukat Mahsuni Karaman ben. Tabii eş başkanımız aslında meselenin özetini sundu. Meselenin özeti tek cümleyle ifade edilirse hukuksal bir süreç yaşamadığımız, tamamen siyasetin güdümünde siyasal linç yöntemi kullanılmak suretiyle ve burada da vasıta olarak, alet olarak da yargının kullanıldığı bir süreci birlikte yaşıyoruz. Sayın Demirtaş'la ilgili çok hızlıca bir iki veri, istatistik veri de vermek isterim. Sayın Demirtaş'la ilgili 100 küsür fezleke hazırlandı. Bu 100 küsür fezlekenin 63 adedi davalara dönüştü. Bu 63 fezlekenin 31 adedi tutuklu olduğu dosyaya da davaya dönüştü. 501 sayfalık bir iddianame halinde ve dünün duruşmasına girmiş olduğumuz dosya. Diğer 30 küsür dosyası ise tutuksuz olduğu, her bir fezlekeye bir iddianame ve bir dava dosyası tekabül etmek üzere açtıkları halinde derdest olan dosyalar. Sayın Demirtaş'ın yargılandığı tutuksuz dosyalarda henüz almış olduğu herhangi bir hürriyeti bağlayıcı ceza yok. Alması da söz konusu olamaz. Bundan sonra da böyle bir şey beklemiyoruz. Bu tutuksuz dosyalarından 4 tanesinden beraat, bir tanesinden yasama sorumsuzluğu nedeniyle düşmek kararı verildi. Bu kararlar bizim için önemliydi. Başından beri söylediklerimiz de budur. Çok ilginç ve gerçekten de bu meselenin nasıl ele alındığını da gösterir bir dosyamız var. O dosyamız şu: İstanbul'daki Asya Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir dosyamızda mahkeme heyeti, özür dilerim, tek hakimli bir mahkeme, Sayın Demirtaş'ı celp etmeksizin beraat kararı verdi. Bunun anlamı şu: bu konuda savunma bile almaya gerek görmedi. Aslında şu an tutuklu dosyasındaki fezlekelerden de savunma alınmayı gerektirecek aslında herhangi bir husus yok. Bakın, tutuklu olduğu dosyasında 31 adet fezlekeden bahsediyoruz ama 8-9 adedine ilişkin herhangi bir talep yok. Yani Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bunu hazırlarken Sayın Selahattin Demirtaş'a herhangi bir suç vasıflandırması yapıp ve iddianame sonucunda da herhangi bir ceza isteme yoluna bile gitmemiş. Diğer taraftan tutuklu dosyasındaki 41 adet klasörü, özetlemem gerekirse bakın en geniş yer kaplayanı birincisi DTK, ikincisi de 6-8 Ekim olayları. Ana omurgasını bunlar oluşturuyor.
Bu 41 adet klasörün 17 adedi 6-8 Ekim olaylarına ait olup 6-8 Ekim olaylarıyla Selahattin Demirtaş'ın müvekkilimizi bağlantılandırıldığı tek şey HDP genel merkezden atılan tweet'tir. O da herhalde iki satırı geçmemektedir. Ama 17 adet klasörün içerisinde ne var derseniz o da 6-8 Ekim olayları sırasında meydana gelen toplumsal olaylara ilişkin evraklar var. DTK klasörüne gelince DTK klasöründe Sayın Demirtaş'ı ilgilendiren 3 ya da 4 adet konuşma var, ortam konuşması. Yani Sayın Demirtaş'ın katılarak o toplantılarda yapmış olduğu konuşmalar, açıklamalar var. Onun dışında Sayın Demirtaş'la ilişkilendirilebilecek herhangi bir şey yok. Demokratik Toplum Kongresi'nin kuruluşu, tüzüğü, faaliyetleri vesaire. Bu da yaklaşık olarak 13 klasör tutuyor. Yani aslında düneyin, belki sizler de gördünüz, belki de göremediniz, aslında pek de göremediğimiz mahkeme salonunda heyetin arkasında duran 41 klasörde Sayın Demirtaş'la ilgili maalesef gerçekten elle tutulur 5-6 klasör içerisinde mitinglerde, aday tanıtım toplantılarında, basın açıklamalarında yapmış olduğu bir takım beyanlar dışında Sayın Demirtaş'ı suçlayabilecek herhangi bir şey yok. Bu konuşmalar nedeniyle de suçlamak mümkün mü? Onu da ileriki süreçte zaten Sayın Demirtaş'ın ne dediklerini mahkeme salonunda belki de o ilgili konuşmaları yine o ekranlardan izleyerek, dinleyerek tartışıyor olacağız. Çünkü biz bu yargılamalarda delil olarak kullanılan her şeyi, suçlama olarak kullanılan her şeyin delilinin de yine delillerin müşterekliği ilkesi gereği oralarda dinlenilmesini talep edeceğiz. Biz Sayın Demirtaş'ın aslında Halkların Demokratik Partisi meclis grubunda yapmış olduğu tüm konuşmaları, yasama sorumsuzluğu var mı yok mu noktasında bu araştırmanın yapılması için o mahkeme salonlarında Sayın Demirtaş'ın grup toplantılarında yapmış olduğu konuşmaları herkese izlettirilmesini, dinletilmesini talep edeceğiz. Yani bunlar zaten sosyal medyada da dönüyor, dolaşıyor. Bu yönde de bir çalışmamız var. Dünkü duruşmada özel olarak söylememiz gereken aslında en önemli husus şu. Duruşma Sayın Başkanımızın da dile getirildiği gibi gerçekten aleniyet ilkesi ihlal edilerek yürütüldü. Duruşmaya dışarıdan gelen, yurt dışından gelen birçok siyasi parti temsilcisi, parlamenter, avukat, sivil, insan hakları savunucular, aktivistler vesaire gerçekten alınmadı. Çok ilginçtir. Daha önce Figen Başkan'ın duruşmasına alınmama sebebi akreditasyon olarak gösterilirken Sayın Demirtaş'ta ise bunu güvenlik sebebine çevirdiler. Maalesef bu güvenlik sebebi, güvenlik nedeni, güvenlik kaygısı Türkiye'de bizleri ne hallere soktu, memleketi, ülkeyi ne hallere soktu sadece Sayın Demirtaş'ın dosyasına bakılarak bile izlenebilir. Sayın Demirtaş'ın fezlekelerinden, yani suça konu tutuklu olduğu dosyadaki fezlekelerinin 23 adedi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait. Van, Elazığ, Nusaybin, Cizre, Kızıltepe ve Ankara olmak üzere birer fezlekeden oluşuyor. Dolayısıyla tüm bunları önce yer yönünden yetki kuralı gereği her birinin kendi bulunduğu ilde işlem görmesi gerekirken bunların öncelikle Diyarbakır'a alınması. Diyarbakır'da davanın açıldıktan sonra yine güvenlik sebebiyle dosyanın Ankara'ya gönderilmesi. Dosya Ankara'ya geldikten sonra Sıhhiye'de, ana binada, ana adliyede duruşmanın yapılmayarak yeniden bu kez Sincan'a gönderilmesi. Bunlar gerçekten yani nerede hangi güvenliğin, hangi ya da güvensizliğin olduğunu karar kılmamız zorlaştırıyor, karar kılmamızı zorlaştırıyor. Yani Ankara'nın merkezinde eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde Sıhhiye'de bir güvenlik sorunu varsa inanın demek ki hiç kimse bu memlekette güvende değil. Sayın Demirtaş'ı güvenlik kaygısıyla dosyasını alıp Sincan'a göndermek, daha sonra Sincan'da ise duruşma yapılırken yine güvenlik kaygısı nedeniyle ara kararlar ihdas edip seyircinin alınmaması, izleyicilerin alınmaması, uluslararası kuruluş temsilcilerinin, siyasi parti temsilcilerinin alınmaması gerçekten manidar. Burada Sayın Başkan'ın dediği gibi bizce sorun şu, Sayın Demirtaş nasıl Edirne'ye gönderilerek
rehin tutularak izole ediliyor ise halen o izolasyon süreci devam ediyor. Bir miktar daha devam edeceği de benziyor ama biz umutsuz değiliz. bu konuda çabalarımız sürecek. Onun dışında benim söyleyeceğim herhangi bir şey yok. Eğer soru olursa cevap verebilirim. Olabilir. Bu mümkün. Bunun mümkünlüğünü hukuken tabii ki söylemiyoruz. Türkiye'de şu izlediğimiz pratik yargılama süreci, şu an yürüyen süreç gerçekten keyfi bir süreç. Herkes keyfinin istediği şekilde hareket edebilir. Eğer siyaset kendi gündemine göre Sayın Demirtaş'ı hazır edip etmemeye karar verecekse, bu konuda da böyle bir şey yapabilir ama biz bunu gerçekten talihsiz olarak görüyoruz. Dün özellikle dikkat ederseniz savunmalarda yargıya yapılan çağrıların tamamında bu suça ortak olmayın yönünde çağrılardı. Eğer yargı gerçekten siyasetle arasında mesafe koyup bu suça, bu günaha ortak olmazsa böyle bir karar almaz. Ama bu günaha ortak olmaya, bu yönlü siyasal baskılara, siyasal kararlara kendisini alet etmeye devam ederse böyle bir şey de yapabilirler. Ummuyoruz, dilemiyoruz ama böyle bir şey de mümkün olabilir. Aksi takdirde Sayın Demirtaş duruşmaya getirilir. Yani böyle bir şeye tenezzül edilmezse ve Sayın Demirtaş'ı zevkle tüm kamuoyu, dünya kamuoyu dinler. Şimdi Sayın Demirtaş'ın getirilmemesine sebep olarak herhangi bir şey gösterilmiyor. Sayın Demirtaş'a dayatılan şey şu: tüm yargılama sürecinde tutuksuz dosyalarında da dayatıldı bu. Sayın Demirtaş'a Edirne cezaevindeki 2 metrekarelik segbis odasına gir, oradan da mahkeme heyetine hitaben savunmanı yap deniliyor. Sayın Demirtaş'ın kabul etmediği husus budur. Segbis'te ifade vermek istemiyor. Bugüne kadarki krizin temel sebebi bu. Yani herhangi bir ortada bir gerekçe yok. Mahkemelerin bu konuda segbis'te ifade alımına yönelik kararları nedeniyle bu krizler çıkıyor. Ama tabii bu kararların salt mahkemelerin kararı olmadığını az önce ifade ettim. Evet. Verdi, reddetti. Evet. Evet. Ara kararla reddetti. Şu hususu da belirtelim. Yani Düney'in fiziki ortam itibariyle bunu lütuf gibi sundular kendileri. Mahkeme başkanı heyeti. İşte böylesi bir salonda, böylesi devasa bir yerde yargılama yapıyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Bu husus küllen yalan. Aslında duruşma öncelikle prefabrik bir salonda, 20 kişilik bir salonda yapılmaya karar verilmişti. Gerek eş başkanımız, parti yetkililerimizin çabası, gerekse de avukatların dün ve bir önceki gün çabaları nedeniyle bu prefabrik adalet dağıtımı anlayışından vazgeçilerek böyle bir fiziki salonda duruşma yapıldı dün yani. Ben Genel Başkanımız Sayın Tülen Yüksek Doğan da bir avukat olacaktı. O zaman bir program değişikliği nedeniyle gelemedi, burada olamadı. Ama ben bir hukukçu olarak da şunu ifade edebilirim ki aslında Sayın Tülen Yüksek Doğan dosyası da Sayın Demirtaş'ın dosyasından çok farklı değil. Aslında birbirine benzeyen hukuksuzluklar, çok birbirine benzeyen sıkıntılarla ilerleyen bir dosya. Aslında ikisinin de, hatta bütün siyasi yargılamaların da temel olarak vardığı nokta aslında mahkeme salonlarında
kurdukları o mahkeme salonlarında, ben tiyatro deyip aslında çok bu iş yapanlara da laf söylemek istemiyorum. O mahkeme salonlarında suç yargıladıklarını söyleyenler aslında yargıyla, yargı ve iktidar ortaklaşmasıyla kendileri aslında sürekli bir suç işleme halindeler. Çünkü en temel alenilik ilkesini bile ihlal eden, en temel yüzyüzelik ilkesini bile ihlal eden, kişinin kendi savunmasını bile engelleyen bir şu anda yargılama yürütülüyor. Ya en nihayetinde bunun sonucunda o yargılamak için, yani şu anda bizi yargılamak için kurdukları o mahkeme salonlarında tıpkı daha önce cemaat mensuplarında olduğu gibi kendilerini yargılayacaklarını biliyoruz. Ama bu süreç içerisinde özellikle 4 Kasım siyasi darbesinden bugüne kadar hala hakikatin peşinde olan, hala Türkiye'de tırnaklarıyla ya da küçük iğnelerle hukuku arayan, özellikle avukatlara çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük emek verdiler kaç gündür. Bugün burada birkaç tanesi olabilir ama biz biliyoruz ki binlerce avukat, biz bu davada bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacağız. Biz bir şekilde hakikatin hakikati bulana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz diye yanımızda durdular. Seslerini yükselttiler. O açıdan özellikle avukatlara buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. İyi ki varsınız. Hala bu ülkede bir şekilde hukukun tesis edebileceği umudunu bize aşıladıkları için teşekkür ediyoruz. Ve dün bütün zorluklara rağmen orada olan soğukta, 4 derecelik soğukta iktidar için hazırlanan çadırdan birkaç metre ötede soğukta bekletilen halkımıza da buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Eğer farklı sorularınız yoksa biz basın toplantımızı burada bitireceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Thank you.